Fanzade Film Manyağı hoş geldiniz. Bugün yanımda göremesiniz de Kemal var. Ben yeni bir diziye başladım. Bir nevi dizi önerisi gibi olacak ama Kemal'in sorularıyla ilerleyeceğiz. Daha öncelerde Amazon'da karşıma çıkan ama Netflix'e geldiği için Netflix'ten izlemeyi tercih ettiğim Chicago Fire dizisi üzerine konuşmayı düşünüyorum. Evet, sorularınla başlayalım Kemal. Öncelikle filmin adını senden alalım. Dizinin adı Chicago Fire. Adından da belli olacağı üzere Chicago'daki bir itfaiye istasyonunun başından geçenleri anlatıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Chicago'daki 51. itfaiye istasyonunun başından geçenleri izliyoruz, öğreniyoruz. Kaç bölüm ve dizi tamamlanıyor mu? Dizi normalde 10 sezon. 2022 için de anlaşmalarını yapmışlar. Ama daha şu an Netflix'te de Amazon'da da sadece 4 sezonu mevcut. Ben şu an 3. sezonundayım. Şimdi abi sen 10 sezon dedin ve bunun bazı dizilerde gördüğümüz gibi bazı sezonlar birbirlerinden farklı veya hikaye ilerleyişi olarak bütünsel açıdan farklı yollar izleyebiliyorlar. Hani bunu filmlerde de görüyoruz. Çekim teknikleri işte 4-1-2-3 falan diye giden çekim teknikleri var. Bu sana bunu verebiliyor mu yani? Düzgün bir ilerleyen bir senaryosu var mı? Ya senaryosu zaten genel olarak şöyle ilerliyor. İtfaiye istasyonundaki çalışan insanların özel hayatlarını görüyorsun. Ama her bölümde bir veya birden daha fazla bir yangın olayı çıkıyor. Bunlar gidiyorlar. Gene tıbbi terimler dönüyor etrafta. Çünkü istasyonda çalışan paramedikler de var. Sadece hani yangın söndürme amacıyla bulunan insanlar değil. Genel olarak istasyonu ele alıyorlar ve her şeyi izlettiriyor sana. Hepsinin özel hayatına değiniyor. Hepsinin profesyonel iş hayatına değiniyor. Yaptıkları yanlışlar, yapmaları gereken doğrular. Ve hikaye ilerleyişinde de eksik gördüğüm bir şey şu ana kadar olmadı. Yani güzel vakit geçireyim amacıyla izlediğim bir dizi. Bana da istediğim güzel vakiti sağlayabiliyor. Hatta son zamanlarda ya ulan yayın mı açsam, Chicago Fire mı izlesem İkileminde kaldığımda Chicago Fire izlemekten yana kullanıyorum oyumu. Yani buna Supernatural veya Mirror gibi bölümlük diziler gibi örnekler verebilir miyiz? Bölümlük dizi örneği veremem çünkü birbirini takip eden bir hikayesi var. Arkada ilerleyen bir ana evet, hikaye var. Hatta şöyle oluyor, en basit örnekle anlatmak gerekirse. İlk bölümde ölen bir itfaiyeci abimiz var. Bu ölüyor ama 3. sezonun ilk bölümünde daha önce hiç görmediğimiz bir flashback görüyoruz. İlk bölümde ölen dayı da var. Ondan sonra ilerleyen sezonlarda itfaiyeden ayrılan başka bir çocuk da var flashback'te. Hani bu flashback'lerle eski oyuncuları falan da getirip güzel işler çıkartabiliyorlar. Hikayenin de ilerleyişine bir şekilde dahil ediyorlar. Peki konuyu bize küçükçe özetler misin? Bu yangın olaylarındaki olaylar, bunu sana çeken nokta ne yani? Ya aslında çeken hiçbir şey yoktu ilk başta. Ne kaybederim ki deyip diziye başladım. Sardı, götürdü. Arada işte değişik şeyler öğreniyorsun. Ne gibi? İşte yangının çıkma sebepleri. İnsanların hayatlarına dair değişik şeyler öğreniyorsun. Buna da şöyle bir örnek vereyim. Bölümlerden bir tanesinde ev sahibi kaloriferleri yaptırmadığı için barbeküyle ısınmaya çalışıp ev yakan insanlar var. Anladık. Bu biraz üzücü. Üzücü bir hikaye ama yapacak bir şey yok. Peki abi bize burada en çok sevdiğim bir kısmı spoilersız bir şekilde anlatabilir misin? En sevdiğim kısmı spoilersız olarak şöyle anlatabilirim. Genelde itfaiye istasyonu dediğimde insanların gözünde biskolata reklamındaki gibi bir görüntü geliyor. İşte kaslı erkeklerin demirlerden kayıp yarı çıplak halde hortumla yangın söndürdüğünü falan düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Yani 4 sezon boyunca yarı çıplak erkek maksimum 2 veya 3 kere görüyorsunuz. Gerçekten o açıdan diziyi tuttum. Olabildiğince profesyonel yaklaşıyorlar ve itfaiyeciler o izlediğimiz Amerikan filmlerindeki striptizciler gibi hepsi baklavaları dizmiş itfaiyeciler değil. Arada böyle orta yaşlı, çoluk çocuk sahibi, kilo almış, hatta kilo aldığı için bazen merdiven çıkmakta zorlanan, bununla alakalı da lan senden itfaiyeci mi olur gibi takılmaların olduğu bir dizi. Ama benim en çok hoşuma giden dediğim gibi biskolata reklamından çıkmışlar. Gayet insani bir itfaiyeci dizisi vermişler bize. Peki her bölümde yükselen ve alçalan kısımlar oluyor mu yoksa bu sezonluk mu ilerliyor? Her sezonda
belli başlı hikayenin belli başlı kısımlarına göre yükselip alçalan yerler oluyor. Örnek vereyim. İlk sezonda işte bir kötü polis diyeceğim. Yani kötü yola düşmüş bir polis var, karanlık işlerle uğraşan. Son izlediğim 3. sezonda ona dair bazı olan şeyler vardı. Ama düşüren kısımlar da vardı. Ama mesela başka ne yükseltiyor? İtfaiye istasyonundaki insanların ikili özel ilişkileri yükseltiyor. Romantikliği çok tadında vermişler. Ne çok fazla verip, özür dileyerek söylüyorum, bokunu çıkartmışlar. Ne çok az verip de ulan daha romantik bir şeyler izleyeyim'e ittirmiyor sizi. Peki abi, son olarak bir arkadaşına bu diziyi önersen ne, hangi yerlerinden bahsedip nasıl metaforlarla anlatırsın? Ya herhangi bir yerinden bahsetmekten ziyade şöyle bir şey söyleyebilirim. Diziyi izlediğim günden beri ulan keşke Amerika'da itfaiyeci olsam diyorum. Ve borudan kaymıyorlar. O klişeden de kurtulmuşlar bu arada. Borudan kaymak diye bir şey yok. Yani keyifli vakit geçirmek isteyen herkese önerebileceğim bir dizi. Çıtırlık, çerezlik bir dizi. Gerçi 10 sezondan bahsediyoruz. Ne kadar çıtır çerez olabilir. Ama şöyle de bir güzel yanı var. Dipnot olarak onu da eklemek istiyorum. Bu dizi ilk başladığında ana dizi olarak, hatta bu Chicago Fire geçiyor. Dizide gördüğümüz polisleri canlandıran aktör ve aktrislerle beraber bir yıl sonra Chicago PD olarak bambaşka bir dizi çekiyorlar ve iki dizi arasındaki karakterler bildiğimiz dizideki karakter isimleriyle boy gösteriyorlar iki farklı dizide. Aradan geçen bir yıldan daha sonra Chicago MD başlıyor. Bu sefer işte bunların yangın bölgelerinden kurtarıp da hastaneye götürdükleri hastaların tedavi altına alındığı, hastanedeki çalışanlar ve doktorlar üzerinden dönen de bir dizi var. Bu dizi de diğer iki diziye, hem Chicago Fire hem de Chicago PD'ye bağlanıyor. Üç dizi aslında birbirine paralel olarak gidiyor. İlginçtir. Amazon'da Chicago PD'nin 4 sezonu var ama Netflix'e sadece MD ile Fire geldi. Hatta Chicago Fire Netflix'te MD kadar da tutmadı ilginç bir şekilde. Çünkü Chicago MD'yi izleyebilmek için bence Chicago Fire'ın bir kısmını izleyip hakim olmak gerekiyor. Son dönemde, son birkaç günde gördüğüm kadarıyla Türkiye'de en çok izlenen işlerin arasına girdi. Ama MD var, Chicago Fire yok. O bir tık beni böyle kalbimi yaraladı. Peki abi, teşekkür ederiz. Yani benim sorularım bu kadardı. Ben teşekkür ederim. Yani dediğim gibi çıtır çerezlik izlemelik bir dizi arıyorsanız Chicago Fire ve devamındaki diziler size keyifli vakit geçirtirebilir, yardımcı olabilir. İzleyin, Netflix izleyin, Amazon izleyin. Bunları kaçırmayın. Güzel işler çıkabiliyor. Arada beğenmem deyip de beğenebileceğiniz işler olabiliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.